Suya da geleceğiz ama ondan önce bir etli ekmeğe götüreyim istiyorum seni. Götür bakalım. Etli ekmek Konya mutfağının vazgeçilmezi, normal şartlarda bilinen odur. Her gidildiğinde Konya'da bir etli ekmek yenir. Ancak Kastamonlular demiş ki gerçek etli ekmek bizim yöreye aittir efendim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Bir de bir gurme var biliyorsunuz yanımda bulunan Murat Güloğlu. Gurme değil, obur, obur. Bir dolu gurme var, oburlar az ama. Buyurun. Nezaket abla gözlememiz de geldi. Hangi gözleme? O gözleme değil ki. Etli ekmek. Kastamonu ile etli ekmeğin hiçbir alakası yok. Bizim etli ekmeğimiz böyle. Konyalılarınki pide şeklinde. Biz pide diyoruz ona. Kastamonu'nun kır pidesine benzeyen pide. Bizim kapalı, onun açık sadece. Mutfak savaşları kaldığı yerden devam ediyor. Konya'nın etli ekmeğine rakip bu sefer Kastamonu'dan çıktı. Kastamonuların iddiası asıl etli ekmek bize ait. Peki etli ekmek nerenin? Etli pide. Yani etli ekmek değil o. Bu tamamen çok farklı. Bu Osmanlı mutfağından, çok eskiden kültürümüzden gelen. Etli ekmek Konya'nın, yani bizim. Kastamonular hiç öyle demiyor. Kastamonu'nun pidesini merak ettim. Gözleme gibi herhalde bulamadım. Çok fazla olmadığı için İstanbul'da zaten hiç görmedim. Esasında Kastamonu'nun etli ekmeği. Kastamonular bizim iyi reklamını yapamamışlar herhalde. Ondan dolayı Konyalılar üstüne almışlar. Osmanlı mutfağından bu tarafa gelen, kültürümüzde her zaman olan bir şey. Ama Konya etli ekmeği dedikleri, dediğim gibi hamuru uzatıp içine kıymayı koyup bir isim verilerek öne sürülen bir şey. Esas etli ekmek hangi yörenin? Kastamonu. İddialısın bu konuda. Tabii ki. Bak bu Konya tarihi kitabımızda etli ekmeğe yer vermişler. Bir tane kitabımızda da etli ekmek hakkında 1200 yıllardan geldiğine dair bilgiler var. Hani bunu biz üretmiyoruz, bunu tarih söylüyor. PR'ımızı iyi yapıyoruz çünkü dünyaya tanıtıyoruz. Kastamonu etli ekmek konusunda iddialı. Bir etli ekmeği bir tadalım bakalım. Etli ekmeğin hası limonlu yenirmiş. Evet. Konu tartışmaya kapalı. Biz karar veremedik. Karar artık sizin. Hangisi etli ekmek? Şimdi görüntü olarak baktığında hani ben bir İzmirli olarak çok da böyle hani gözleme diyebilirim ona. Katmer diyenler olabilir. Etli ekmek diyenler zaten etli ekmek adı üstünde. Pide, lahmacun, Kastamonu'lar da diyor ki yok diyor bu bize ait. Özel. Gerçekten mi? Her yerde yemişsindir bence diye düşünüyorum. Senden dinleyeceğim. Etli ekmek bir de sevgili Hatice yazdı. Esas Afyon'dadır diyor mesela. Al hadi bakalım. Şimdi Kastamonu bir taraftan pastırmasıyla da çok ünlü. Hı. Yani ve deniyor ki Kastamonu Anadolu'nun her cephede Kayseri bir mi, savaşacak. Valla ya işte bunun ayrımını yapa yapa zaten. Evet. Yunan geliyor alıyor her şeyi. Ya. Yani biz onunla yok. Bunlar kendi aralarında bir anlaşamadılar. Yani biz yok şu Kastamonu'nun, yok bu Sivas'ın, şu Erzurum'un, şu İzmir'in diye derken hop adamların menülerine bir bakıyorsun. Baklavaki, caciki, bilmem ne bilmem ne. Yani esas hadise bunu geliştirelim. Kastamonu'nun da olabilir. Eyvallah. Evet. Yani farklı bir şey değil ki, arada bir sınır var sadece. Hı-hı. Ya da birkaç il var. Hı-hı. Ardından ne bileyim yani ben Kastamonu'da mesela kuyu kebabı var, evet. Etli ekmek var, simit tridi var, patates bilmem nesi var, var simit oğlu var. Simit tridi. Konya'da da aynı şekilde. Tridine yok bandım o hikayesi. Ama yani yok Konya'nın değil o, Kastamonu'ndur, yok Afyon'undur derken diye adamlar alacak, diyecek ki etli ekmeği, etli kos ekmekis. Peki trit nerede? Dur ya, Konya'nın etli kos ekmekis diye Yunan mı adalarında görürsen şaşırma. Çünkü biz burada birbirimize giriyoruz. Etli ekmek bizim diye. Elin Yunan'ı alacak bunu. Kesin. Dünyaya da yayacak. Kesin. Yoğurt diyor mesela. Dünyanın her yerinde Greek yoğurt diye geçiyor. Evet, niye? Maalesef. Maalesef aynen diyoruz öyle. Ondan sonra da işte. Biz burada kendi içimizde böyle yok bizim yok senin derken aha da görüyoruz. Sahiplenebiliyorlar. Baklava dedim ya. Ben baklava işte bayramda gittim ya. Daha da evet. Ucuzdu. İskoçya falan filan. Türkiye'den ucuzdu. Hı-hı. Gittim. Ya baklava dedim. Aa Greek baklava dedi ama. Hayda dedim. Şimdi ben orada ne yapayım? Türk kahvemizi de sahiplenmeye çalışmışlardı geçenlerde. Çalıştılar da ama Greek coffee diye her yerde geçiyor. Evet, yani diyeceğim o ki biz burada birbirimizi böyle ay o senin o benim diye yiyeceğimize güçlü bir ses olalım. Bu etli ekmek
Türkiye'nin kardeşim deyip... Bizimdir. Bizim lezzetimizindir. Yoksa gerçekten yani harika. Lokal halk da bunu gayet iyi biliyor. Global halk da gayet iyi biliyor. Peki. Bu Türkiye'mizin, Anadolu'muzun mutfağıdır. Tabii, bak Osmanlı'dan tarih kitaplarını açtı, anlattı zaten Konya'ya ait olduğunu. Hayır, şöyle bir şey. Kastamonu'ya ilişkin olarak da bir tane kitap yazılır vardır, oraya konur. Ne var yazarız ki? Yani yazılmıştır da belki, vardır da. Ama zaten sonuç itibariyle hani bizim lezzetimiz, bizim damağımızdan çıkan lezzetler ya bunlar. Şöyle baktığında peki sen... eğer seyircimize de sormak gerekirse Her ilin kendine has bir servis şekli vardır. Etinin yöresel olarak değil mi? Her türlü sebzesinin, meyvesinin, hamurunun, elin de çok önemi var bunda. Mutfağın da çok önemi var. Fakat siz el lezzetini neredeydiniz diye soralım. Mesela ben birçok yerde çok sevdiğim bir şey var biliyorsun. Tantuni. Ama yani Mersin'de yediğim tantuniyi başka bir yerde yiyemiyorum. Mersin artık ya oranın ana vatanı işte. Yani. Ama ötesi bak, yok. Gördün mü? Ama sadece Mersin'de mesela Adana'da tantuni. Adana'da da var ama. Ha? Yok Adana. Esas Mersin. O yan tarafı. Adana ile Mersin dediğin nedir? Etle tırnak gibi. Evet. Ama işte o lezzet yani fark ediyor orada. Niye o sınırlar ayırmasın işte? Ama iki gün sonra tantuni diye alır Grek. Orada bulmayalım da elin Yunan'ı alır götürür yani. Seyircilerimizi sormak istiyorum efendim. Etli ekmeği en iyi nerede yediniz? Ya da eğer o illerimizde yaşıyorsanız şu anda lütfen bir kıyaslama da yapabilirsiniz. Bizimle paylaşırsınız. Ya da artık yiyebiliyor musunuz? Şu gördüğün etli ekmek 500-600 liradan aşağı olmuş değil. Olur. Ya içinde et var çünkü. Gerçek et. Ha 200'e iniyorsa onu bilmem. O et nasıl evet. Bir ettir de. Ama artık gerçekten alabiliyor musunuz? Önceden çok güzel bu ayrımı yapardı vatandaşımız. Evet. Yok canım Kastamonu, hayır Afyon, olurum canım Konya derdi. Ama şimdi etli ekmek boğazdan gidemiyor ki, tadını unutmuştur. Kime ne soruyorsun? Peki hemen fiyat bilgisi geldi. 350-400 lira civarında ya, porsiyonu. Bir de kime son göre, dönemde göre. Bir gerçek daha var ki paylaşımlı tabaklar. Yani hem herkes paylaşımlı biraz... ne ya? Yazıktır, günahtır işte, ya. Koyuyorsun, herkes üniversite öğrencisi tadını yapmazdı eskiden. Evet. Şimdi koca koca aileler mi paylaşıyorlar? Vallahi. İşte iş buraya geldi artık Ebru. Unuttuk. Da, dolayısıyla de... sen etli ekmeğin tadını unut, o unutsun, bu unutsun. Elin Yunan'ında desin ki etli kos ekmakis, bu bizim desin. Hadi evet. Bak. Ya yani o kadar kolay değil de yani yapsalar bile zaten böyle hiçbir şeye benzemeyen bir şeyler diye, yapmaya diye, çalışıyorlar. Adamların menüsü Türk mutfağıyla doldu zaten. Aman da olsun, biz kendimizi biliyoruz. Ne demek de olsun canım? Onlar birçok ülkeden esinleniyorlar hayatım. Kendi yerel şeylerini çıkarsınlar ortaya. Yani bizim lezzetimize bir şekilde ulaşılamaz yani. Ebru, onu demek istiyorum. Ya he he. Şimdi paylaşımlı tabaklar dedik. Yani paylaşmak çok kıymetli bir şey aslında. Bakma yani öğrenciyken de, büyüdüğünde de, hayatta Ebru, da. Ebru, zorunluluk olarak paylaşıyorsan evet, orada sıkıntı var. Evet. Tercih olarak paylaşırız zaten. Niye paylaşmayalım? Çok doğru söylüyorsun. O zorunlulukla zaman... paylaşıyor olmak insana bir başka duygu da getirse de günümüzde bazen bunları yaşıyoruz.